Herkese merhaba sevgili dostlar, ben PlayDademir Kırcan. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz abi? Paradigm isimli oyunu oynuyoruz. Galiba Rusya ya da ne bileyim Polonya falan oralardan gelme bir oyun. Doğu Avrupa'dan da olabilir. Ukrayna'dan, yani savaşmadan önceki oyun olabilir. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Epic Games bize bunu hediye verdi bu hafta. Biz de bir test edelim bakalım ne anlatıyormuş, nasıl bir oyunmuş. Başlayalım. Bunu seçtim. Bir dakika. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok diyerek başlıyoruz oyun abi. Ne? Oyunumuz başladı galiba. Ha? Eski bir kamerayla başladık. Okey. Rus yazılar var. Geçti, hızlı geçti. Güzel. Adeta böyle bir 90'lar öncesi Sovyetler Birliği atmosferini görüyorum. Is your child a failure? Have they Çocuğunuz başarısız mı? Acquiring an art degree. Do you make it rain on a regular basis? Only to spend it on your child's expensive taste in bullshit coffee? Is your child just an asshole? These are questions we ask every day. Okay. Here at Dupa Genetics, we have the solution. Prodigy Child, the fully customizable child of your... Prodigy Child ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Galiba bir çocuk üretiyoruz. We combine it with our cutting edge... Hayallerini kırın diyor. And finally, genetik bir şey yapıyoruz. O genetik değişim. Sonra gizli bir şey. Bilmiyorum. Anlamadım. Tamam, şey yapalım. They can be a prodigy child in anything, such as... Scientist, bodybuilder, wizard, and cat. You know. Ya. Do you really want to risk the embarrassment? Buy a prodigy child today. You won't regret it. Evet arkadaşlar, şimdi az önce söylediği şey şu aslında, sizin için çocuk üretebiliriz, hayalinizdeki çocuğu üretebiliriz dediler. İşte bunu yapmamızı istiyorsanız da nasıl bir çocuk olmasını istiyorsanız ona göre bir şeyler üretebiliriz dediler. Sonunda da işte büyücü de olabilir, mühendis de olabilir, kedi de olabilir diye söyler. That's great. Yes. Hadi, tutorial yapmak istiyor musunuz diye sordu. Evet, tutorial yapmak istiyorum. Definitely dog tutorial. Sıradan bir tutorial mı istiyorsun yoksa köpek tutorial mı istiyorsun dedi. Ben de köpeği seçtim. Sıradan olsun istemiyorum. Bir dakika, ne oldu? Aa, ne oldu? Ha, tamam. Left click to observe. Interaction. Just don't call it that should be sensory sickness. Both up. Helpful advice. Generally, it's like that. That's the top of the screen to access slide up. Menu. Bu galiba şey, yazı tabanlı bir oyun. Bir platform üzerinde sürekli esprilerin döndüğü bir oyun gibi geldi bana şimdilik. Şu an gözüken o. Hello entrance. He, adamımızı bu şekilde yönlendirebiliyoruz sonunda. Şey yaptık. Mesela Red Room'a gir diyoruz. Lucas. I soon found out he... Şu neymiş? Koleksiyonumuz, kayıt koleksiyonumuza bakalım. One part of my record collection. I bought it for 10... Tanesini 10 Euro'dan aldığı bir koleksiyonu varmış burada. Get rich or die of natural causes.
Who said all the best rappers were dead? Abi Rusça İngilizce dinlemek garip geliyor. Bunu kullanalım bakalım. The record is missing from its slip. Damn, bu kayıpmış. How can I say mad at you? You're so cute and fluffy. Tamam abi, burayı iptal ediyorum. Burada sadece şeyler kayıt aldı, aldık plaklarla iyi bilgiler var. Tutorial buton değil de nereye bakalım? Adaptör varmış. Ne bu adaptör? It's Pushinka to crush a date. Is Pushinka 40 neymiş bu? Bir dakika, bir daha söyle. Pushinka to crush a date. Pushinka to crush, bir daha söyle. It's Pushinka to crush a date. Pushinka to crush, crush, bir daha söyle. It's Pushinka to crush adaptör. Adaptör. Adaptör diyor. Şurada ne varmış? Buna bakalım. That's John. He's an artificial intelligence unit. Bu one of those matchmaking robots. Mimar zekaya sahip bir robotmuş ve insan robot ilişkileri için yapılmış. Okey. Bu ne işe yarıyormuş? Ben bilgisayara sıkıştım diyor. Please yardım edin. Bilgisayara sıkıştım. Tamam. Bilgisayarımıza bakalım. That's where I make my sweet ass discotheque beats. I also use it to look at cats on the internet. And slowly waste away my life. İnternetten kedilere falan bakıyormuş. Öyle çevirdim. It doesn't seem to be working. Just like unless you're. Bilgisayar çalışmıyormuş. Jokes only consists of puns. 40 yaşında biri için iyi şakalar diyor. Şimdi şuraya doğru gidebiliyor muyuz? Use. Burayı kullan. At river. I can't leave yet. I have besides. I hate people. İnsanlardan nefret ederim, dışarı çıkmak istemiyorum diyor. Gerçek bilgisayara bakalım. I managed to salvage these of the King of Moskvich. It has a memory of 6 kilobytes, weighs 2 tons, and it's only 6 kilobaytlık bir hafıza kartı olan, hafızası olan bir şeymiş, gerçek bilgisayarmış bu. Paper is as big as yours. Daha önce bu kadar büyük bir kağıt görmedim dedi. I don't feel like playing solitaire right now. Bunda sadece solitaire oynanabiliyormuş. Solitaire oynamak istemiyorum diyor. Yatabiliyor muyuz? Uyu bakalım. 7 saat sonra uyanacağız. Ne yapabilirim? Bazı kelimeyi anlamıyorum arkadaşlar, onun için çeviremiyorum, kusura bakmayın. Tamamen yazı tabanlı bir oyun. Ve büyük ihtimal hani ilerleyen bölümlerde de işte size bazı İngilizce espriler yapacak ve bu şekilde ilerleyecek bir oyun gibi gözüküyor. Gördüğüm bu. Bu biraz şeye benziyor. Çok eski oyunlar vardı böyle, Monkey Island falan. İşte onda da öyleydi. Öyle hatırlıyorum. İşte bir şey tutuyorsun. Bu oyun türüne ne deniyor? Sanırım şey bulmaca. Platform bulmaca tarzı bir şey. Gidiyorsun işte buradaki malzemeleri tek tek seçiyorsun. Onlarla ilgili bilgiler alıyorsun. Ha diyorsun işte bilgisayarda şu eksik varmış. İşte şuradaki adaptör alıp bilgisayara takacağım. Bilgisayar çalışacak. İşte şu bu falan. Genelde yazı üzerine, yazı tabanlı, yazı üzerine kurulu bir oyun tarzı imiş bu. Ya en azından şu an sizinle birlikte ilk defa açıp gördüğüm, anladığım budur arkadaşlar. Eğer neydi bu oyunun ismi? Bir daha bakalım. Paradigm oyununu indirip oynamayı düşünüyorsanız Epic Games'ten aldım. Şeye koydum, kütüphaneye koydum. Neymiş bir bakalım diyorsanız oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Ha, bu tip oyunların ya yani bu tarzın çok seveni de var. Bu tarzı oynamayı bayılan insanlar da var ama hani benim biraz İngilizcem yetersiz olduğundan biraz da hani bu tarz işte hadi bir espri gelsin diye bir 5 dakika bir şeyin üzerine tıkladım. Oyunlar beni pek sarmadığından hani çok eski bir bilgisayarım olsa başka hiçbir oyun açılmasa belki biraz zorlarım ama sanmıyorum. Benim için burada bitiyor bu oyun. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayatınızdan PlayDX'i etmeyin efendim. Bay bay. Görüşmek dileğiyle.